Gitsin bu Evet türkümüze. Esra'cığım, daha reklamlarımıza var herhalde. Reklamlarımıza, evet, biraz daha var. O zaman Zela, Sohbet şöyle edelim, mesajlarımıza sohbet bakalım. edelim. Birkaç tane mesajımıza bakalım. Nerede kalmıştık biz? Ahmet Saltık'ta kalmıştık. Buradan hani benim Evet. annemin halasının oğlu Zile'den yine dipnot şeklinde selam gönderiyorum. Ahmet Saltık ve ailesine Şengül, Nurgül Saltık'a da buradan selam olsun. Ahmet Saltık, seni çok seviyorum abicim benim. Çok sağ ol, Bu sevgiler. arada Emre Saltık'ın ne oluyor, Ahmet Saltık? Uzaktan akrabadan. Öyle mi? O zaman şöyle birkaç tane mesajımıza bakalım Zelacığım. Sönmezciğim, ben Kızılcören Dernek Başkanı Bahattin Doğan, yeni programında başarılar dilerim demiş. Sağ olsun başkanım da. Programınızı zevkle izliyorum. Başarılar diliyorum. Abdullah Çoban Tokat. Sağ olsun Abdullah abi de, Evet, de Abdullah teşekkür Bey'e ederiz. selamlar olsun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Sönmez. Ben Ankara'dan Mustafa Çakır. Programında başarılarının devamını dilerim. Ablam Mihrican ve babam Sücahattin için ellik istiyoruz demişler Zelacığım. İlerleyen Evet, ilerleyen dakikalarda ellik dakikalarımızda okuruz. Programımızı o türküyle kapatırız. yine ben Erim Akbal istasyonun Aa. gururu demiş. Zaten mesaj tekrar Estağfurullah, okumuştuk. sağ Bir olsun. daha mesaj buraya gelmiş. Orada darbuka çalan Umur benim canım yeğenim, onu çok seviyorum demiş. Bu arada bizim darbukacı Umur Aa, öyle kardeşimiz. mi? Ya şöyle söyleyeyim, benim Evet. hani çocukluğum istasyonda geçti demiştim ya, yine istasyondan çok sevdiğim abim Antalya'da şu an, Antalya'da selam olsun. Erim Akbal abicim, seni seviyorum. Erim Akbal'a da gelsin bu sırada keserimiz, sağ olun. Selam, ben Beyhan Sendiç, Ordu Mesudiye'den, abi sizden bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Ne Dördüncü güzel dilim ne oluyor? yazmışsın. Ne Evet. güzel. Programınız hayırlı uğurlu olsun abi, iyi akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz Beyhan kardeşim de, sağ olsun. Selam Sönmez abi, ben Kızılcören'den Cumhur, programınız hayırlı uğurlu olsun. Zevkle neşeyle seyrediyoruz. Biri Tokat Biri Sen Yar türküsünü tüm Kızılcörenlere ve Çakır ailesine armağan ediyormuş. Başarılarımızın da devamını dilemiş Zelacığım. Çok sağ olsun. Sönmez seni de çok seviyor. Zela ile birlikte nice başarılı programlar diliyoruz. Samimiyetinize teşekkürler demiş. İsim yazmamış. İyi akşamlar kardeş, ben Murat Yılmaz. Allah utandırmasın. Amcam Şükrü Yılmaz için bir türkü istiyorum demiş. Sağ olsunlar buradan. Evet. Murat Herkese Yılmaz'a da ben buradan. selam olsun. Evet, Teşekkür ederiz Şükrü Bey. Murat Yılmaz da bizim Reşadiye'nin Çınarcık Öyle mi? köyünün muhtarı. Çınarcık Fındıcak. Evet. Ya Yeni şöyle ismi bir durum var. Çınarcık. Ben Tokat'ın hemen hemen her ilçesine gittim. Belki Tokatlı olduğum için kızacaklardı ama ben bir kısmet olmadı. Reşadiye'ye Gideriz, geçtim de Allah nasip çok böyle kısmet ederse. gidemedim. Evet, O yüzden buradan tüm Reşadiye'ye selam olsun. yazın seninle inşallah güzel işlere birlikte. İnşallah kısmet Evet olursa. Selacığım, fazla söze gerek yok. Evet. Mesajlarımız da zaten geliyor. Allah razı olsun. Herkesten burada bizi yalnız bırakmıyorlar. Yine stüdyomuzda 3-4 tane misafirimiz var ama Evet. olsun, az olsun bizim olsun hesabı. Üçü bir arada Nescafe gibi üç Üçü kişi bir arada gelmişler. Nescafe gibi. Aynen öyle oldu, evet. O zaman Zelacığım, evet. hiç uzatmayalım. Evet Hemen şu tabii. güzel sesinden ne yapalım? Bir mikrofonuma azıcık ses Tabii, alabilir tabii. miyim? Senin sevdiğin uzun havan var ya, onu ben çaldım. Bir Kime kıta canım desem? kime canım desem yapalım. Sonra odam kiriş tutmuyor yapalım arkadaşlar, oldu mu? Evet. Sin. Biraz daha aç. Kime canım desem canımı alır. Sibem canım desem canımı alırım. Öyle bir karalı bahtım var benim. Kime iyilik etsem kötülük gelir. Guru ya da tecelli işim zor benim. Kime iyilik etsem kötülük gelir.
buraya da tecelli, işim zor benim. Odama kireç tutmuyor, kumunu kalarmayınca. Odama kireç tutmuyor, kumunu kalarmayınca. Sevdan baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevdan baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Haruncuğum, reklamlara giriyoruz. Zela, şöyle bir reklamlara anons et. Evet. Reklamlarımıza girelim. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz dostlar. Hiçbir yere ayrılmıyoruz, oldu mu? Reklamlardan sonra yine buradayız. ...17 Mart Pazar akşamı saat 18'de... Onay Şahin, Erol Şahin ve Karadenizli Makbule'nin katılımıyla Of Yazlık Köyü, İvyan Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu dayanışma gecesi Esenler Kültür Merkezi'nden canlı yayınla Kaçkar Karadeniz TV'de. Karasu neden? En önemli sebebi İstanbul'a çok yakın olması. 190 kilometre. Aşağı yukarı 1,5-2 saatlik bir uzaklıkta özel araçla 1 saat 45 dakikada gelebiliyorsunuz. Depremden sonra, yani Büyük Marmara depreminden sonra, 99'dan sonra müthiş bir gelişim gösterdi. Her geçen günde ilerliyor. 4-5 yıl önce yazlık diye satılan daireler şu an yazlık kışlık konumunda satılıyor. Her geçen sene %25-30 oranında prim yapıyor. Onun için tabii ki hem tatil için hem de yatırım için avantajlı bir yer Karasu. Üniversitemiz mevcut Karasu'da. Şu an 2 yıllığı var. 4 yıllığı da açılması bekleniyor. Turizm Meslek Yüksekokulu var. 4 yıllık fakültede açılacak. Bunlar sürekli Karasu'nun gelişimini sağlayan nedenler. Dünyanın ikinci büyük kumsalına sahip Karasu. 20 kilometre tamamen kumdan oluşan, ki buna ince taneli kum, altın kum diyorlar. 20 kilometrelik bir sahile sahip. Bu hem Türkiye için çok önemli bir değer, hem tabii ki Sakarya ili için çok önemli bir değer. Karasu depremi yaşamış bir bölgede bulunuyor. Sakarya'nın bir ilçesi sonuçta.
99 depreminde herhangi bir yıkım almadı ama Sakarya'nın il ve ilçelerinde 3 kata indiği için ruhsatlar, Karos'ta da 3 kata indi. Onun dışında deprem yönetmenine uygun yapılıyor bütün binalarımız. Dairelerin metrekare fiyatları hani kaçtan başlıyor, kaç metrekareye kadar daire var elimizde ve fiyat aralığı nedir? Life Park'ta iki tip profil var. 1 artı 1'lerimiz var, 50-55 metrekare. Bir de 2 artı 1, 80 metrekarelik dairelerimiz var. 60 binden başlıyor, 85-90 bine kadar çıkıyor fiyatları. Peki nasıl bir ödeme kolaylığıyla sahip olabiliyorlar bunlara? Bizde 3 çeşit ödeme var. Peşin alabiliyorlar müşterilerimiz. Banka kredisiyle alabiliyorlar. Ki dairelerin %80'ine 90'ına kredi çıkartıyoruz. Ortalama işte 5.000 10.000 bir peşinatla geri kalanına banka kredisiyle daire sahibi olabiliyorlar. Ya da birçok müşterinin tercih ettiği daire fiyatının yarısını eğer peşin alabilirsek, yarıya yakın kısmını peşin alabilirsek, geri kalan kısmını 30 aya kadar vade farkı almadan, herhangi bir faiz uygulamadan bölebiliyoruz. Denize daha yakın yer tercih eden, site olmasına aidat ödemeyeyim diyen müşterilere sunduğumuz daireler burada çoğunlukla var. Yine profil olarak 1 artı 1'ler ve 2 artı 1'ler mevcut. 50-55 metrekarelik 1 artı 1'lerimiz var. Ortalama fiyatları sitelere göre birazcık daha uygun. Havuz tercih etmeyen müşteriler için ideal bir yer diyebiliriz. Evet. İstanbul'dan gelen bazı müşteriler de İstanbul'da yaşadıkları şartlara göre site fobisi olabiliyor. İşte malum İstanbul'daki sitelerde yüksek aidatlar var. 250 milyon, 300 milyon, 500 milyon gibi. Biz de onlardan duyuyoruz bunları. Onun için site olmasın, aman aidat ödemeyeyim diyen, belki çok küçük çocukları olmayan müşterilere, orta yaş ve orta yaşın üstündeki müşterilere de bunları sunuyoruz. Bu daireleri sunuyoruz. Ahmet Can ismim, Konyalıyım. Konyalısınız. Karasu'ya geldiniz. Elinizde bir dosya görüyorum. Evet. Daireyi, tapuyu aldınız herhalde. Daireyi, sözleşmeyi yaptık. Sözleşmeyi yaptınız. Yani tapu da peşinden gelecek. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse olacak o da iş. Peki ablam, seni tanıyalım. Ünvan Can. Ünvan abla, nerelisin sen? Konyalıyım. Sen de Konyalısın. Konyalısın. Karasu'yu nereden duydun? Nasıl karar verdin buraya gelmeye? Haberlerde duydum, televizyonda. Ben de telefonu açtım. Bana telefon geldi, böyle böyle de yarın gelir misiniz, müsait misiniz? Ben de müsaitim, geliyorum dedim. Geldim, gördüm, beğendim. Adım Elif Yılmaz. Elif Hanım, nereden geldin? İstanbul Alemdağ'dan geldim. Aslen Trabzon Akçabatlıyım. Peki nasıl buldun burayı? Nasıl geldin buraya? Nasıl ulaştın firmaya? Çok sağ olun, Allah razı olsun. Yani inan, ulaşımınız çok güzel. Servis, hepsi, hizmet çok güzel yani. Güzel ağırladınız bizi. Yemek, içmek, çay, pasta hepsi çok güzeldi yani. İnan çok memnun kaldık. Peki daireler...